Merhabalar, 5 dakika yeter'e hoş geldiniz. Bugün neyden bahsetmek istiyorum biliyor musunuz? Aslında Freud'dan bahsetmek istiyorum. Ama hangi Freud'dan bahsettiğimi biliyorsunuz. Bu beyefendi şu an yanımda. Freud'un nesinden bahsedeceğim? Aslında bir köpek bakmaktan ya da bir köpekle birlikte yaşamak ne demek? Biraz ondan söz etmek istiyorum. Uzun süredir aklımdaydı buna benzer şeyleri konuşmak, böyle bir video çekmek. Az önce de bir şeyle karşılaştım, bir iki gündür daha doğrusu. Bunlar böyle bana Görkem bu videoyu çek dedi, dedirtti artık. Bir köpekle birlikte yaşamak ya da bir köpeği anlamak diye bir başlık koyabilirim. Ya bu ne demek? Her şeyden önce köpek, kedi ve benzeri. Bunlar arkadaşlar pille çalışan oyuncaklar değiller. Gerçekten hepsi birbirine benzemek zorunda değil. Nasıl ki insanlar biz birbirimize benzemiyorsak, onlar da birbirlerine benzemiyorlar. Şeylere verdikleri tepkiler benzer olabilir ama kesinlikle değişik. Yani her köpeğin bir şeye verdiği tepki çok değişik. Bir de işte genel bir algı vardır. Küçük ırklar çok saldırgan olur ya da çok bağırır, havlar gibi. Freud'u tanıyanlarınız çoğunlukta biliyorum. Freud'un hani ağzı var dili yoktur. Bilirsiniz hani öyle çok havlayan bir köpek değildir. Eğer büyük bir ırk görmezse, büyük bir ırk gördüğü zaman korkuyor. Neden? Çünkü 2-3 kere saldırıya uğradı. Bu yüzden de büyük ırklardan çekiniyor. Çekindiği için de o çekintisini tabii ki neyle dile getirecek? Havlayarak dile getirecek. Geçen şey oldu mesela. Bir kız barda Freud bana hırladı dedi. Ne oldu ki dedim. Bir şey yemeye çalışıyordu, önünden almaya çalıştım. Yani Freud'un yemeğini önünden aldığın için sana hırlamış. Bu çok normal değil mi zaten? Başka biri yine yolda, biraz hırçın galiba. Neden? Çünkü sen Freud'un arkasından yaklaştın ve Freud'u kucaklamaya çalıştın. Ne bekliyordun? Hani aynı davranışları size yapsalar nasıl tepki verirsiniz acaba? Sırf böyle düşünmek bile zaten Freud'a hak vermeme yetiyor da artıyor bile. Onunla yaşayan benim, bilen biliyor, 2 Ağustos 2020 doğumlu Freud. Doğduğu gün işte Nihal teyzemle ben yanındaydık doğduğu gün Freud'un. 3 ay annesini emdi ve annemle birlikte Kasım 2020'de Freud Ankara'ya geldi. Düşünün işte bu Kasım 2023'te 3 senedir beraber yaşıyor olacağız. Freud da 3 yaşını devirmiş olacak. İzin verin de ben hani biliyorum Freud'un davranışları nasıl olduğunu. Ki bunlar çok normal. Çünkü her köpek aynı değil. Freud'un da sevdiği sevmediği davranışlar var. Mesela ayağı çok hassas. Ayaklarını oynarsanız kızar. Bu şekilde uyarmıştım yine bir barda birini. Sonra göz göze geldik, bana şey dedi, beni ısırdı dedi. Ne yaptınız? Ayağıyla oynadım. Ben sizi uyarmıştım zaten, oynarsanız ısırır. Bu kadar basit. Yani bunlara gülüyorum bazen. İnsanlar anlamıyor mu? Yoksa bir tahakküm mü kurmak istiyorlar hayvanlar üzerinde? Bunu çok anlamıyorum gerçekten. Ama işte ben Freud'a sizin mi lafına çok karşıyım. Freud benim ev arkadaşım. 3 sene önce benim hayatıma aşağı yukarı dahil oldu. Birlikte yaşıyoruz. Sabahları birlikte geziyoruz. Akşamları geziyoruz. Biliyorsunuz fotoğrafları falan görüyorsunuz. Ben nereye, Freud oraya. Beraber Antalya'da tiyatroda izledik. Burada Erimtan Müzesi'ni de gezdik. Bu arada Erimtan'a evcil hayvan alıyorlar. Küçük ırk. Aklınızda olsun hani eğer götürmek isterseniz. Ben buralara bu kadar gezdirdiğim köpeğimin hırçın olmadığını, havlamadığına bu kadar eminken, yani siz onu anlamaya çalışırsanız ya da en azından beni dinlerseniz, Freud size hiçbir şey yapmaz. Hiçbir köpek size hiçbir şey yapmaz. O ayrı mevzu. Çok dolduğum için bu videoyu çekmedim aslında. Sadece bir şeyler hatırlatmak istedim. En azından köpek bakmayanlara ya da bakmak isteyenlere. Bir şey de ekleyerek videoyu bitirmek istiyorum. Köpeklerin, kedilerin, bilumun bütün hayvanların kılları tıraş edilmez, edilmemeli. Çünkü evrimsel süreçleri böyle gelişmiş. Bizim nasıl kıllarımız çok seyrek, elbise giymişiz vesaire. Ama köpekler yazında, kışında kıllarıyla korunuyorlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.